Sahiplenmeye çalıştığınız dünyanın kölesi olmuşsunuz. Bravo! Evet arkadaşlar, aracımız bitti sonunda. Mat siyah ve sarının mükemmel bir kombini bir araç. Her şeyle dört dörtlük oldu. Uzun sürdü yapması, uğraşması bayağı bir emek istedi. Ama en sonunda aracımız artık yola hazır. İsterseniz birkaç detaylarını sizlere anlatayım arkadaşlar. Ön kısımdan başlayayım. Ön kısımda yine Toros farlarımız. Fakat devamında aynı farlardan tepe farları da var. Gördüğünüz gibi yine saksıdan yapılma bir far. Onun dışında ön kısımda şu şekilde bir Subaru Impreza kaput göstergesi var. Şu şekilde bir şey tasarladım. Ve aynı zamanda buradan kaputu açabiliyoruz. Peki bunun içinde ne var? Akümüz var. Artık akümüz boş değil. Yiğit akü. Araba büyüdüğü için aküyü de mecbur büyütmek zorunda kaldım. İç kısmı burada. Şurada bir kornamız var. Kabloların açıklığına bakmayın. Aküyü geçici olarak kullanıyorum. Normalde binek aracımın aküsü kendisi. Yine ön kısımda salıncaklarımız, tekerlerimiz vesaire her şeyle dört dörtlük. Kamber kaster ayarı. Rot ayarı, bilmem ne ayarı, süspansiyon ayarları, süspansiyon sertliği vesaire. Her bir detayını buradan ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ekstra olarak şu tekerleğe geleceğim. Normalde aracı yapmaya planlarken şöyle bir şey vardı. Ön kısımlar el arabası tekeri olacaktı. Fakat araca çok yakışmadı açıkçası ve ağırlığı taşıyacak kadar kaliteli bir malzemeden yapılmamış tekerleklerdi. Bundan dolayı buraya ben kendim bir jant tasarladım. Normalde bu bilyesiz bir jant. Birkaç eksiği gediği vardı vesaire. Bunları zaten aracın 6. partının son bölümünde, son kısmında anlatmıştım nasıl yaptığıma dair. Her şeyle çalışıyor. Gayet güzel bir şey oldu. Ve bir detaya daha değinmek istiyorum. Fark ettiyseniz aracın tekerlekleri biraz içe doğru. Bunun sebebi aracın şu an yükte olmaması. Yüke bindiği zaman araç tekerlekleri açılır. Yine bu herhangi bir otomobilde aynıdır açıkçası. Az bir şey açıldıktan sonra tamamen yola oturacak şekilde olur. Şu an boşta düşünebilirsiniz. Üst kısmından devam edelim. Burada yine sinyallerimiz var. Şuradan açıp gösterebilirim. Burada sağ sinyalimiz. Burada sol sinyalimiz. Ve dörtlümüz mevcut. Direksiyonumuz yine zincirden, yani 6 aracın 5 tanesini zincirden yaptım. Gayet de memnunum. Gayet güzel bir tasarım açıkçası. Yine gaz pedalimiz, şu fren pedalimiz. Gördüğünüz gibi burada yayları vesaire var. Burada bir tane küçük subwooferımız var. Vites kolumuz yine her zamanki gibi standartlar dahilinde. Aynı mantıkta çalışıyor. Koltuğumuz çakma alkantaradan yapılma ama Recora koltuğa göre koltuk benzeri bir koltuk. Bildiğiniz gibi spor bir koltuk. Bunun yine tasarım vesaire ben yaptım. Partları izlediyseniz görmüşsünüzdür. Emniyet kemerimiz de mevcut. Buradan taktığınız zaman emniyet kemerimiz de gayet güzel çalışıyor. Şimdi aracın içerisine bindiğinizde hemen sağlı sol iki tane küçük hoparlörümüz var. Bunlar yine müzik amaçlı. Aksesuar detaylar diyebilirim. Bu kısımda panelimiz mevcut. Panelimizde bir tane teybimiz, vites göstergemiz, şurada kornamız, bu sinyal, bu dörtlü, bu da farları açıp kapatan düğmemiz. Ekstra olarak alt farları tekrar kontrol etmek için bir düğme. Uzun kısa. Ve bu da kontağımız. 01 ve marş konumu var. Şimdi burada değinmek istediğim bir nokta var. Normalde far düğmesi ve sinyal düğmesinin aracın konsolunda olması lazım.
Aracın konsolunu da yapacak bütçem kalmadı açıkçası. Normalde Şahinler'deki o pedalleri kullanacaktım. Fakat hem vakit hem bütçe kalmadı. O yüzden geçici olarak oraya koydum. Daha önce aracı yapmaya başlarken attığım videoda söylediğim gibi 2 yıllık bir proje. Şu anlık yürür aksamları, kaba şeyleri vesaire, hatları, her şeyle tamamlandı. Şimdi hemen arka kısmından başlayalım. İşte aracın Türkiye'de ilk olmasının, hatta neredeyse dünyada herhangi bir emsalinin olmamasının nedenlerinden birisi çift motor, tek aks. Aracımızda diferansiyel yok. Bunun sebebi diferansiyel kullanmak istemedim açıkçası. Çünkü diferansiyel işin içine girdiği zaman maliyet bayağı bir artıyor. Diferansiyel maliyeti vesaire. Bu şekilde kilitli diferansiyel mantığıyla çalışıyor. Çift motordan dolayı torku yüksek olduğu için dönüşlerde herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Sadece bir teker patinaja düşüyor. O da herhangi bir sıkıntı çıkartmıyor. Lastiğin sadece ömrünün biraz daha fazla aşınmasına neden oluyor. Burada depomuz. 2,5 litrelik bir benzin depomuz var. Buradan kapağı açılıyor. Fark ettiyseniz biraz eğimli. Bunun sebebi hortum çıkışının burada olması. Yani içindeki bütün benzini bu sayede kullanabiliyorsunuz. Süspansiyonlarımız. İkişer tane süspansiyonumuz var. Burada değinmem gereken nokta şu. Çok farklı bir sistem geliştirdim. En başta bütün sıkılığı alan şu dıştaki yay. Bu dıştaki yay içteki yaya göre bir tık daha sıkışık şekilde duruyor şu an. İlk darbeye geldiği zaman bu yay alıyor. Daha sonrasında ikinci yay devreye giriyor ve bu sayede sizin o stabilitenizi, o rahatlığınızı daha güzel sağladığını düşünüyorum. Ve test sürüşünde de fark ettiğim kadarıyla bayağı işe yarar bir şey. Zaten tam şu noktadan kırıldığı için direkt sizi aşağıya çekiyormuş gibi bir his geliyor ve gayet de güzel bir şey oluyor. Yine burada bakın gördüğünüz gibi diskimiz tek disk. Normalde çift disk olması daha uygundur. Fakat dediğim gibi imkanlar dahilinde bu şekilde bir sistem geliştirdim. Yine çalışmasında herhangi bir sıkıntı yok. Hava filtrelerimiz mevcut. Ateşleme sistemleri, marş sistemleri, bütün aracın bobin sistemleri vesaire hepsi toplanıp bu kutudan geçtikten sonra iç kısımdan elektrik tesisatına bağlanıyor. Yine bunun detaylarını vesairesini aracın elektrik tesisatı bölümünde sizlerle paylaştım. Aracın gidişi çok güzel. Her şeyden ikişer tane var. Çift egzoz, çift motor, çift vites, hatta çift süspansiyona sahip. Her şeyde çok güzel 10 numara bir sisteme sahip. Bir de değinmek istediğim bir nokta daha var. Aracın vites sistemi. Araç şuradan iki tane kola ayrılıyor. Üst kısımdan çekersen. İki kola ayrıldıktan sonra vitesler üçgen şekilde birleşiyor arkadaşlar. Ve bu şekilde senkronize vites atmış oluyor. Test ettim. Herhangi bir sıkıntı çıkartmıyor. Girişinde de herhangi bir sıkıntısı yok. Şimdi dilerseniz ön kısımdan farların görünüşünü çekeyim sizlere. Şimdi panelden öncelikle ilk siyah düğmeyi açtığımızda alt taraftaki farları açıyor. Şu an evet, bu ilk Amerikan Park dediğim şey. İlk ışık gündüz farı diyebilirsiniz buna. Aynı şekilde bunu açtığınızda arkadaki park lambası yanıyor. Bir tık daha açtığımda kısa far ve bu da uzun far olmak üzere 3 kademede burası açılıyor. Üst kısımdan da üst taraftaki farları açıyoruz. Bu tabii ki biraz daha güçlü bir lamba. Açıkçası yol ışıtması için yaptım. Bu şekilde bir tasarım var. Her şeyle çok güzel. Sürekli bu kelimeyi kullanıyorum ama gerçekten yaptığım en güzel araç olabilir. Daha önce yaptığım araçlar biraz daha amatör kaçıyordu ama şu an bu yaptığım sistem tamamen profesyonel bir çalışma oldu. Yaylanması olsun, hareketi olsun, çift motorun senkronizasyon çalışması olsun vesaire, her şeyle oturaklı oldu. Her şeyle çok güzel oldu. Görünüş olarak da yine göze hitap edecek bir tasarım yapmaya çalıştım. Yine en başta söylediğim gibi tasarımdan çıkmadım. Bu şekilde bir tasarım istiyorum ve buna sahip oldum. Ekstra olarak
Dediğim gibi 2 yıllık bir projeydi. İlk yılında bunları tasarladık. İkinci yıla geçtiğimiz zaman bu tarafa bir cam tarzı bir şey ayarlamayı düşünüyorum. Yan taraflara kapatıp martı kanat yapmayı düşünüyorum şu şekilde yanlardan. Buna üst taraflar ızgara yerine daha farklı bir tasarım. Belki sunroof, belki başka bir şey. Bu şekilde tasarımlarım var. Ama şimdilik bu şekilde tasarım kalacak arkadaşlar. Araç hakkında söyleyebileceğim başka bir şey yok. Takipte kalın. Çok yakın bir zaman içerisinde sürüş videosu sizlerle beraber olacak arkadaşlar. Eğer ki vaktim yeterse bunu bir toprak yola sokup harbiden buggy'nin buggy olduğu bir yolda test etmek istiyorum. Onun da videolarını yine sizlere gelecek zamanlarda paylaşıyor olacağım arkadaşlar. Videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Artık bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bol projeli günler.